Yetişkinliğe doğru adım atarken herhangi bir şeyde iyi olmak istiyorsan, onunla ilgili etraflıca bilgiye sahip olmam ve sonra da bildiklerimi gayretle uygulamam gerektiği hususunda en ufak bir bilgim yoktur. Bazı şeylerin kendiliğinden olduğunu zannederdim. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve üstün başarının doğru yerde ve doğru zamanda olduğu takdirde zaten insanların kaderlerinde olduğuna inanırdım. Çoğumuzun yaptığı gibi bu fikirle yaşamak insanı tesadüflerin yasasına göre yaşamaya zorlar. Bu yasa pek çok insanın hayatını idare eder ve en basit bir deyişle insana planlamadaki başarısızlığın aslında başarısızlığın planı olduğunu anlatır. Eğer sen doktor olmak istiyorsan tıp okursun ve bu alanda çalışırsın. İyi bir aşçı olmak istiyorsan yemek kitapları satın alır ve kanıtlanmış tariflerle yemek pişirmeye başlarsın. Neşe, coşku, mutluluk ve tatminle dolu bir ömür yaşamak istiyorsan, çevrendeki en mutlu ve en başarılı insanların öykülerini okur ve tıpkı onlar gibi olana kadar onların yaptıklarını yaparsın. İşte bu fikirler beni şaşırtmıştı. Çünkü çok fazla basittiler. Kesinlikle bu kadar kolay olmamaları gerekiyordu. Aslında hiç de kolay değildiler. Gerçi kulağa öyle geliyordu ama zahmete değer şeylerin hiçbirinin kolay olmadığını öğrendim ondan sonra. Bazı insanlar herhangi bir şey doğru ise kolay olması gerekir ya da bir şey için gerçekten çok fazla uğraş veriyorsan onda bir yanlışlık vardır derler ve kendilerince doğru bildikleri yanlışlara inanırlar. Ama bu gibi düşünceler mutluluğu öldürür. İyi bir hayatın kutsal kurallarını bulmak amacıyla bir arayışa girdiğimde işe yarayan 3 ana konuyu formüle ettim ve bunlar inanılmaz derecede işime yaradılar. Bunlardan birincisi hayatın acımasızlığı ve sertliğidir. Bu her zaman böyleydi ve böyle de gidecektir. Hayat ne senin ne benim ve de ne de diğer kimseler için farklı değil. İyi olan şey, bu gerçeği bir kez kabullendiğinde kızgınlık ve haksızlık duygularının sana eskisi kadar ızdırap vermemesi ve böylece hayatın senin için biraz daha kolay hale gelmesidir. İkincisi, seninle ilgili her şey sana bırakılmıştır. Bulunduğun yerdesin, çünkü burayı sen seçtin. Eylemlerini ve eylemsizliğini seçme hakkı senin. Ve şimdiki hayatın iyi veya kötü yapmış olduğun seçimlerinin bir toplamıdır. Geleceğinin farklı olmasını istiyorsan daha iyi seçimler yapmak zorundasın. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, istediğin gibi birisi olmak veya arzuladığın bir başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan her şeyi öğrenebilirsin. Bunu sınırlayan çok az şey vardır ve onlar da çoğunlukla dışarıda değil, senin içindedir. Buluşların anası ihtiyaçlar ise ızdırap da öğrenmenin babasıdır. Kendimizi yeni fikirlere ve eylemlere açmadan önce yılgınlığın ve acının bizi kışkırtmasına ihtiyaç duyarız. 20'li yaşlarımda ben de bu deneyimi yaşadım. İleriye doğru gidebilmek için bazı şeyleri öğrenmek, bazılarını da unutmak zorundasın. Aslında şu anki bilgilerin ve becerilerinle yerinde çakılmış durumdasın. Mevcut bilginle şu anda bulunduğun yerden daha ileriye gidebilmen mümkün değil. Geleceğin şu andan itibaren büyük ölçüde neleri öğrenip ve neleri deneyimlediğine bağlı olacaktır. Başarı ve mutluluğu bu temel esaslara göre ele aldım ve onlar benim yaptığım sistemin yapısını oluşturdular. Benim dayanaklarım oldular kitabın her bir bölümü. Evet, düşüncelerinin üzerine düşünce, eylemlerinin üzerine eylem ekleyerek hayatını bir başyapıt haline getirmeyi öğreneceksin. Çabaların sonucunda ortaya gerçekten güzel bir yapı çıkarabileceksin. Kaderini tümüyle kontrol edebileceksin.
hayal ettiğin daha fazlasına kavuşacaksın. Yalnız bütün bunların çok da kolay olacağını zannetme. Dostum. Teşekkürler. Brian Tracy.